Bence Müslüman gibilerin asıl Müslümanlara çektirdiği zulümden daha büyük bir şey yok. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi öyle bir açıklamada bulundu ki dinlediğinizde gerçekten lan oğlum falan diyebilirsiniz. Ekonominin bozuk olması aslında güzel bir şeymiş bundan bahsediyor. Günahtan bizi alıkoyarmış. Dinleyelim. Ekonominin bozuk olması da çoğu günahları da engelleyici bir şey değil mi? İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde değil mi? Fahişelerin fiyatından <laughs> haberim yok ama zam vardır herhalde. Peki her şeye zam geliyorsa senin de bu günah bulaşma riskin azalıyor. Ya ekonominin kötü bir şey olması iyi bir şey aslında yani. Haramdan alıkoyuyor. Gerçekten siyasal İslam dediğimiz şey bu. Tam olarak siyasetle dinin karıştığı, bunun bir rant olarak kullanıldığı, insanların manipüle edildiği bir ortamdır. Türkiye bu ortamın içerisinde yıllardır ve maalesef halkımız bu durumdan çok çekti. Bu gibi insanlar yüzünden çekmeye de devam ediyor. Tabi bu alver ilişkisi olduğu için demek ki bunun bir karşılığı var. Yani bu insanı çok fazla kişi dinliyor ki bunlar da anlatmaya devam ediyorlar. Ne kadar acı. Tabi hakta bunun karşılığı olması da büyük bir cehaleti gösteriyor. Normalde bu hocanın şey demesi lazım. Ya alkol fiyatları çok arttı. O yüzden insanlar sahtesini yapmaya çalışıyorlar ve kör oluyorlar. İşte hayatlarını kaybediyorlar. Genel evler kapatılıyor. İnsanları seks bazında sınırlamaya çalışıyorsunuz ama bunu yapamıyorsunuz. Ondan sonra merdiven altları sapıklarla doluyor. Çünkü insanın doğasına aykırı bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Hadi bunları demesini beklemedim ama bunların haram algısı da çok sınırlı arkadaşlar. Mesela ekonominin kötü olmasının bir takım sebepleri vardır değil mi? Nedir onlar? Yolsuzluk. Liyakatsiz kahretsin kadrolar, torpil. Bunlar bir de en ağır günahlardan yani kul hakkı direkt olarak. Ama bunlara değinilmez arkadaşlar. Nedir? Alkol fiyatı arttı, insanlar alamıyor. Demek ki günahlarımız azaldı. E işin içsel boyutu siktir olup gitti mi? Ne oldu? Yani ben alkol almak istiyorum aslında. Param olsa da içeceğim. E alemlerin Rabbi tabii ki bunu biliyor. Ama ben işte pahalı olduğu için alamıyorum. Böylelikle de günah girmemiş oluyorum. Param olsa fahişeye de gideceğim ama param olmadığı için gidemiyorum. E ne oldu siz değil miydiniz niyet falan diyen? Gitti bütün niyet. Siz yani inandığınız Allah'ı mı kandırmaya çalışıyorsunuz? Ve daha da önemli de bir nokta var. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Farkındaysanız sevap günah ilişkisi sürekli fakirler üzerinden kuruluyor. Yani fakir alkol içmiyor mu? Ama mesele o değil. İşte tam olarak siyasal İslam dediğimiz nokta bu. Adam seni elinde oynatıyor resmen. Diyor ki ekonomi kötü ama bak burası da güzel. Ayrıca tırnak içerisindeki hocanın hayat pahalılığı dendiğinde aklına fahişe gelmesi de ayrı bir ironi. Bir tek zamanlara gelmedi biliyor musun? Aç olan insanlar var. Gerçekten açlar. Ve asıl hani haram falan diyoruz ya. Torpilden, liyakatsiz kadrolardan ve insanların umursanmamasından dolayı o insanlar Hakimin umurunda ya işte fahişeye zam gelmiş. Tabii çok iğrenç yani şunu da söylemek istiyorum. Ben 4 aydır Asya'dayım ve Asya'da gözlemlediğim şey şu oldu. Gerçekten ekonominin neredeyse doğrudan her şeyi etkilediği gibi ahlakı da etkiliyor. Mesela birkaç ay sonra Tayland'a gideceğim. Tayland şu anda günahlar şehri olarak anılıyor. Çünkü bir sürü kadın orada zorla fahişelik yapmak durumunda kalıyor. Tabii kendi rızasıyla da yapanlar vardır ama çoğu bu kuyuya itiliyorlar. Ve girmeden gerçekten bilemeyiz. Belki bir mafya ağı da olabilir. Ki olması çok muhtemeldir. Oraya girdikten sonra oradan çıkmanın başka bir şansı yok. Hayatın boyunca böyle iğrenç bir şekilde yaşamak zorundasın. Ne aşkı bulabiliyorsun ne başka bir şey yapabiliyorsun. Hayatını kazanabilmek için bedenini satma durumu. Yani daha kötü bir şey olamaz herhalde dünyada. Ya peki Tayland neden bu halde? Hani Tayland halkı çok mu ahlaksızlı da bu hale düştüler? Hayır arkadaşlar. Sadece Tayland'a bakmanıza falan gerek yok. Dünya haritasını elinize alıp baktığınızda bile ekonomik rafığın yüksek olduğu yerlerde ahlakın da yüksek olduğunu göreceksiniz. Tabi ahlak da kişiden kişiye değişen bir şeydir. Etik diyelim. Hayır etikle ahlak aynı şeydir. Falan buradan çok felsefi tartışmalara girmek istemiyorum. Ya diyeceğim şey şu, daha temizdir, insanlar daha saygılıdır ve bunun nedeni dediğim gibi o kültürlerin daha ahlaklı olmasından ziyade gerçekten de ekonomiyle alakalı. Yani bir Tayland'da orada doğduğu için o işi yapmak zorunda. Siz ya Tayland'ın refah seviyesi Güney Kore gibi olsa mesela, orada bu kadar fahişe görebilir misiniz? Ya neden insanlar bu yolu tercih etsin? Manyaklar mı? Çünkü ekonomik dengeler insanları oraya doğru itiyor. Dubai'de Macbook'unu masaya bırakıyorsun da kimse çalmıyormuş. E niye çalmıyor kardeşim? Çok inanılmaz ahlaklı olduğu için mağrapa halkı. Yo bin tane ahlaksızlık sayarız burada ama neden? Çünkü ekonomileri iyi baba. Çünkü adamların ihtiyacı yok. Ne zaman gittiğinde Güney Amerika ülkelerine her yerde bir hırsızlık var, favelalar var. Yolda yürüyorsun önünü kesiyorlar bir şey yapıyorlar. E bana söyleyin bütün Güney Amerika böyle ahlaksız bir kültürden geldiği için mi bu insanlar böyle? E hayır tabii ki adam ülkesindeki adaletsizlikleri görüyor. Bütün o yolsuzlukları, vergi kaçırmaları görüyor. Seçtiği adam krallar içinde yaşıyor. Kendisini yiyecek ekmeği yok. O da diyor ki ben miyim lan alemin enayisi? Gidiyor kendini illegale itiyor. Yani illegal işte haram dediğiniz şey zaten ekonominin kötülüğünden dolayı oluşurken bu insanlar çıkıp hala diyor ki işte alkol pahalılandı işte ekonominin aslında kötü olması iyi bir şey. İğrenç arkadaşlar gerçekten yani tepki göstermekten başka şansım da yok çünkü dediğim gibi toplumda bir karşılığı var ilginç bir şekilde. Bugün diyeceklerim bu kadar. Yarın görüşürüz dostlar. Hoşçakalın.